Duyumla ilgili süreçleri öğrendik. Şimdi algıya bakacağız ki duyumu aslında daha iyi öğrenebileceğimiz yerde tam olarak burası olacak. Algı beyne ulaşan duyumları tanıma, anlama ve anlamlandırma süreci. Duyum tamamen uyarıcıların sadece beyne ulaşması ve sinyal vermesi iken algı bunları tanıma, anlama ve anlamlandırma süreci. Algı duyumdan sonra gerçekleşir ama her duyum algıyla sonuçlanmaz. Çünkü beyne aynı anda çok sayıda uyarıcı gelir. Organizma bunların hepsini aynı anda algılayamaz. Yolda yürüdüğümüzü düşünelim. Bir sürü koku, bir sürü ses, bir sürü görüntü hepsini duyumsarız doğrudur ama hepsini algılarsak eğer çıldırabiliriz. Dolayısıyla ilk hepsini algılamıyoruz. Duyumla algı arasındaki en önemli fark duyumun fizyolojik bir süreç olması, dolayısıyla da herkeste aynı şekilde gerçekleşmesi, algınınsa psikolojik bir süreç olduğu için kişiden kişiye değişmesidir. Şimdi nasıl algılıyoruz, ee, neler etki ediyor algılamamıza, onlara bakalım. Bunlardan birincisi dikkat ki algının en önemli koşulu. Uyarıcıdan kaynaklanan ya da bir şekilde bireyin kendisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı dikkatimizi çeken uyarıcıları algılarız. İkincisi, güdü ve ihtiyaçlar. Algılama anında bireyin gereksinimleri algıyı etkiler. Açsak eğer başkalarından daha önce olarak bir yemek kokusunu algılayabiliriz. Deneyimler yani ön yargılar geçmişte yaşanılanların izleriyle yeni algılama birleşir ve bizim algımızı değiştirebilir. Çok klasiktir mesela. Köpeklerden hoşlanmıyorum çünkü küçükken beni köpek ısırdı. Bu tamamen deneyimin algıyı etkilemesidir. Psikolojik durum, algılama sırasındaki korku, kaygı, heyecan, öfke gibi faktörler algıyı etkiler. Algıya hazır olma algıdan önce bireyin yönlendirilmesi ve motive edilmesidir. Korku filmi izlerken mesela korkacağımızı bildiğimiz için algımız tamamen buna hazırdır. Duygu ve düşünceler nasıl görmek istiyorsak öyle algılarız. Mesela çok sevmediğimiz birisinin iyi taraflarını görmekte zorlanırız çünkü ona karşı böyle bir duygumuz vardır. Kişisel özellikler, meslek, yaş, cinsiyet, eğitim gibi bir takım kişisel faktörler algılarımıza etkiler. Fiziksel ve sosyal çevrede algılarımızı etkiler. Mesela karanlıkta yürürken korktuğumuz için fiziksel çevreden kaynaklı olarak gördüklerimizi daha farklı algılayabiliriz. Algının ilkelerine bakacağız şimdi. Birincisi algıda seçicilik. En çok soru buradan gelir genellikle. Birçok uyarıcı arasından dikkatin bazılarını seçmesi ve onları algılaması durumudur. Algıda seçiciliğinde temel koşulu dikkattir. Algıda seçiciliği neler etkiler? Bir dış faktörler etkileyebilir. Uyarıcıdan kaynaklanan, kişiyle alakası olmayan faktörler. Mesela uyarıcı çok şiddetliyse, şiddetli bir ses ya da büyükse gereğinden fazla o konuda dikkat kesilebiliriz ve algıda seçicilik yapabiliriz. Tekrar. Mesela algımızın paratonerleri seçmesinin sebebi sürekli tekrar eden, yanıp sönen ışıklarının olmasıdır. Tuhaflık Mesela sokakta köpek görmeye alışkınız ama koyun görsek mesela algıda seçicilik yapabiliriz çünkü tuhaftır. Değişiklik, mesela ben bir sonraki videoda sarı saçlı çıkarsam eğer bunu algılayacaksınız büyük olasılıkla. Hareketlilik ve zıtlık algıda seçiciliği etkileyen dış faktörler olarak karşımıza çıkar. İç faktörler, bireyden kaynaklanır bunlar. Tutumlar, ilgiler, güdüler, ihtiyaçlar, beklentiler, meslek, deneyimler tamamen algıda seçicilik yapmamızı sağlayan bir takım iç faktörlerdir. Ve genelde kabul edilen görüş şudur ki algıda seçicilikte iç faktörler dış faktörlerden daha etkilidir. İkinci algı ilkesi algıda değişmezlik. Daha önceden tanınan nesnelerin farklı koşullarda görülseler dahi aynı halleriyle algılanmasına algıda değişmezlik denir. Mesela biz portakalın turuncu olduğunu biliriz. Karanlıkta görsek de onu turuncu olarak algılarız. Bunun adı algıda değişmezliktir. Algıda organizasyon başka bir ilke ya da algıda örgütleme. Uyaranları tek tek değil, anlamlı bir bütün halinde algılarız. Mesela insanları işte burun, göz, kulak, yanak vesaire falan diye algılamayız, komple bir bütün olarak algılarız. Ya da mesela şöyle bir şey çizsem ben buraya. Mesela aslında bu kesik çizgilerden oluşan anlamsız bir şekil. Ama bunu üçgen olarak algılayabiliyorsak eğer beynimiz algıda örgütleme yapıyor demektir. あ <music>